Manşete hoş geldiniz. Soğuk günler ve bugünlerde bu grafikle çıkmayı yayını açarken uygun gördüm. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek gıdalara, besinlere öncelik verin. İşlenmiş gıdalardan uzak durun. Ne bileyim limon, sarımsak, zencefil, zerdeçal gibi öncelikleriniz olsun. Bütçeniz neye el veriyorsa. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak şart. Covid veya bağlı varyantlardan dolayı bütün dünyada hastaneler dolmuş veya %100 doluluk seviyesine çok yaklaşmış durumda. Türkiye'de böyle, dünyada da böyle, benim yaşadığım İngiltere'de de durum böyle. Yoğun bakım servislerinde de yoğunluk gözleniyor. Öncelikle kişisel sağlığınıza dikkat edin. Öncelikle bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besin almaya dikkat edin. Ve elbette tabii hastalanırsanız Yapacak bir şey yok. Çoğu zaten evinde geçiriyor. Hastanelik olanlar gene e, salgından etkilenenlerin küçük bir yüzdesi. Fakat hastaneler en azından şu anda taşıyabiliyor yükü. Taşıyamayacağı durumlarda söz konusu olabilir. Kış aylarında özellikle bu artıyor. Herkese en öncelikli tavsiyem bu. Gündemden önce, gündemle ilgilenmekten önce ya da gelişmelere bakmaktan önce sağlık. Ve özellikle kişisel sağlık. Ekmeği azaltın. Ne bileyim pirinci azaltın, e, sütlü ürünlerden biraz uzak durun vesaire. Tatlıyı azaltın filan. Mümkünse hiç yemeyin de fakat azaltın demekle yetineyim ben. Şimdi gündeme geçer, geçmeden önce birkaç anmamız var. İlki 17 Ocak 2013'te vefat eden Mehmet Ali Birant. Mehmet Ali Birant hemen 2013'ün başında. Bekleniyordu, pankreas kanseriydi, amansız bir illet. Pankreas kanseri olup da kurtulan yok belki ancak yaşamını uzatabiliyor veya kaliteli yaşam bir süre daha sürebiliyor tedaviyle veya destekle kaçıncı evresinde yakalandıysa artık. E, Mehmet Ali Birant içinde bu söz konusuydu. Şeye katılmıyorum. İşte hastanede bir, evet pankreas kanserinden dolayı değil, hastanede bir operasyon söz konusu oldu. Ve oradan çıkacağını umuyordu. Ailesi de öyle umuyordu ama öyle olmadı. E, muhtemelen pankreas kanserine bağlı komplikasyonların da tesiri olmuş olabilir. Orada bir komplo vesaire aramıyorum. Çünkü hala hazırda hastaydı. Ve hemen herkes de bir andın bu rahatsızlığından dolayı muzdaripti. Bir avuç arkadaşı ki çoğunu da tanıyorum. Beraber yan yana çalışma olanağı da bulduk. Onu mezarı başında anmışlar. 2013 Türkiye'nin en kritik yılıydı. Geçtiğimiz 10 sene içerisinde. 2013'te bir gece eylemi oldu. 2, 2, 17 Aralık, 25 Aralık rüşvet yolsuzluk soruşturmaları patladı. Bunları görmeden, göremeden ve bunları tahlil etmeden, edemeden, analiz etmeden aramızdan ayrıldı. Şu anda bu anma töreni ve onun hakkında yazılanlara bakınca o ve onun gibi gazetecilerin ya da gazeteciliğin nasıl hasretle ve minnetle anıldığını gözlemliyorum. Bir diğer ölüm yıl dönümü 19 Ocak yarın esasen hasretle, özlemle anıyoruz Rand Dink. Hala aydınlatılmamış bir cinayettir ve o cinayet işine gelenin işine geldiği tarafa yamamaya çalıştığı bir soruşturma dosyasına döndü. Bir devlet organizasyonu nereden bakılırsa bakılsın e, bu çok net ve e, avukat Feriçet'in e, T24'te Cansu Çamlıbel'e yaptığı açıklamalar okunmalı. Orada da bunu görüyorsunuz. İçinde şu savcı olsun veya bu emniyet müdürü olsun veya şu vali olsun veya şu siyasetçi olsun veya işte şu basın mensubu olsun. Pek çok yönü itibariyle o günkü konjonktürde e, Hrant Dink cinayeti bir sonuçtu. Ve e, o günkü konjonktürden bağımsız ele alınmaması gereken bir sonuçtu. Sonrasında yaşananlar da zaten bunun gerçekten bir tüm boyutlarıyla e, devlet organizasyonu bir e, kontrgerilla ya da özel harp dairesi eski adıyla organizasyonu olduğunu gösterdi gösteriyor. Mesele tek başına tetikçi o gün Samas'ta havale edilecek bir konu değil... ...evet o tetikçi... ...ama arkasındaki bütün bağlantıları... ...ortaya çıkarılmadı... ...çıkarılmak istenmedi... ...esasen biliniyor ama üzerine gidilmiyor... ...bir diğeri de bu... ...günümüze dönelim... ...gazeteci Dicle Müftüoğlu'nun... ...bugün e, duruşması var... ...ikinci duruşma Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde... ...tipik terör örgütü üyesi olmak... ...terör örgütü kurmak yönetmek iddialarıyla yargılanıyor... Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin eş başkanı, Mezopotamya Ajansı'nın editörü, e, me, e, meslektaşları bir avuç meslektaşı adliyede onunla dayanışıyor. E, bunu da hatırlatalım. Yine Sefer Selvi evrenseldeki karikatüründe gazeteci Dicle Müftüoğlu'na özgürlük çizgisiyle bugünü hatırlatmış Dönelim siyasete. Turgut Altınok kesinleşti Ankara'da. Turgut Altınok bilinen bir isim. Ankaralı'nın tanıdığı bir isim. Uzun yıllardır Keçiören Belediye Başkanlığı yapıyor. Partiden partiye yer değiştirdi. Mel Melih Gökçek de aralarındaki rekabet biliniyor. Geriye doğru 40 yıllık bir dava bu. Ee, Tayyip Erdoğan başka bir isim bulamadığı için... ...onda karar kıldı. Öyle görülüyor ve Mansur Yavaş'la yarışacak. Belli ki iktidar bloğu... Turgut Altınok'un muhalefet bloğu da Mansur Yavaş'ın arkasında hizalanacak ama orada eski birlik yok. Yani iktidar bloğunda var fakat Mansur Yavaş'ın arkasında eski blok yok. Mansur Yavaş geçtiğimiz seçimlerde bütün sahalara hakim olamadı. Mansur Yavaş ve ekibi tabii elbette ve muhalefet partileri. Bütün sandıklara hakim olamadılar. Kayıp kaçak vardı ve atması gereken farkın daha altında bir farkla e, ipi göğüsledi bu bu defa tıpkı İstanbul'da olduğu gibi İstanbul'da 2019'da iki kere tekrarlanan seçimde olduğu gibi tam saha pres öncelikle sandıkların kontrol altında tutulması ve bütün partilerin Mansur Yavaş'a destek veren müşahit avukat hangi pozisyonda olursa olsun fırsat vermemesi gerekiyor iktidar güçlerine çünkü biliyoruz ki ki son pek çok örnekte olduğu gibi en son işte İstanbul'da Halk Otobüsü örneği bir bozuk halk otobüsünü bir figürasyon itecek de işte oradan bir propaganda filmi çıkaracaklar. Yürüyen merdivenleri yakıyorlar bir sürü şey o merdivenlerin önünde muhabirler anons çekiyor bak görüyor musunuz İstanbul Belediyesi hiç çalışmıyor demeye getiriyor. Çok kirli çok sahtekarca çok alçak bir kampanya yürütülüyor. Son aşamada Mansur Yavaş seçilir seçilmez ayrı bir konu sandık güvenliği de son derece önemli ve orada da sahtekarlığın alçaklığın çukurun haddi hesabı yok. Çukurluğun haddi hesabı yok. Bir başka konu, Murat Kurum futbol kulüplerini ziyaret etti ama en dikkat çekici ziyareti Galatasaray kulübüne gerçekleştirdiği ziyaretti. Başkan Dursun Özbek, şahsi kanaatim sayın Bakan'ın İstanbul için bir şans olduğudur dedi. Bu esasen yandaşları ve Murat Kurum AKP tayfasını da çok fazla memnun etmedi. Orada da yazıp, yazıp çiziyorlar şu anda. işte diyorlar ki yani olmadı yani şimdi. Keşke ortadan mesaj verseydi falan. Bu durumdan Murat Kurum'un da rahatsız olduğu anlaşılıyor. Ama bir futbol kulübü başkanının geldiği, tuttuğu yer yönüyle ibrettik ve şimdiden tarihe geçmiş bir e, laftır bu. Dursun Özbek'in e, Murat Kurum'a başarılar dilemek ötesinde ki bu nezaket lafıdır, İstanbul için bir şans olduğunu söylemesi. Şimdi bize bunlarla gelin dedim. Niye? İyi Parti'nin yerel yönetimler başkanı ki sıradan bir isim değil. İyi Parti yerel yönetimler başkanı İstanbul Milletvekili Burak Akburak demiş ki İlişkiler o kadar girift ve cıvık hale gelmiş ki bizim belediyelerdeki arkadaşlarımızla CHP'li belediyeler arasında. Yani diyor ki biz yani CHP ile istediğimizi elde edemedik. Belediyelerde de elde edemedik. Yani orada ne umuyorlardı? Bir rant paylaşımı veya bir takım konularda paslaşma mı? Kadrolaşma mı? Onu bilmiyoruz ama bunların hepsi söz konusu olabilir. Karşı cephede AKP ve MHP e, grupları kendi aralarında gayet iyi anlaşıyorlar. Atamalarda, rant bölüşümünde şu bu. Burada böyle bir imada olabilir. Bu girift ve cıvık yapı 5 sene daha üstüne konacak şekilde değildi. Devamla şunu söylüyor, şehir şehir analiz ederseniz bazı yerlerde CHP, bazı yerlerde AK, AK Parti çok büyük sıkıntıya girecek. Yani demiş ki biz bir bölen olarak varız ve 2028'e hazırlanıyoruz. Göreceksiniz iktidarın da oyunu böleceğiz, CHP'nin de oyunu böleceğiz. E, kimseye yar olmayacak. Bu seçimi kimseye yar etmeyeceğiz. İyi Parti'ye de yar olmayacak. ortada zaten geçtiğimiz seçimde bir varlık gösteremedi ki her ilde aldığı oy oranları da ortada yani. Net, tablo net yani. CHP'ye bakarsanız CHP'deki mücadele ne biliyor musunuz? Eray Görgül yazmış T24'ten. Meclis idare amirliği seçimi mücadelesi. Yani her şeyleri meclisten ibaret. Meclisteki mücadele çok önemli bir yere konuyor ve orada da Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu ekipleri yarışıyor bilmem ne. Yazık. Acınası. Özgür Özel devlet bahçeliyle tokalaşmış sıcak selamlaşma diye veriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özgür Özel yanıtmıyor. Ee, dediğim gibi hayatı meclisten ibaret, parlamentodan ibaret asla terk edemez orayı ve her şeyi orada başlayıp bitirmeyi amaçlayan biri. Hani bir miting çağrısı yapmıştı sonra da iptal ettiler. Yani sokaklar değil Özgür Özel'in siyaset tarzı, meclis çatısı ve orada yapmaya devam edecek bu işi. CHP demişken Lütfü Savaş'ın Haday e, Büyükşehir'e tekrar aday gösterilmesi gündemde Aslıhan Gençay p 24te okuyun lütfen çok geniş bir değerlendirme yapmış ve orada nasıl ahbap çavuş ilişkileri var ve hatta e, kadınlara ahlaksız tekliflere falan varıncaya kadar e, belli pozisyonlarda işte maaşlarının iyileştirilmesi veya belli kadrolar için isim isim hepsini yazmış iddiaları sıralamış fakat orada bir şey var ki enteresan Lütfi Savaş'ın birinci derece akrabası olan Savaş, Aslan, Gözü Büyük ve Çolak soyadlarına sahip tam 42 kişi çalışıyor. Altı onun için öyle yazdım birazdan. Ortodoks gelenekçi politikalar her yerde. Aslında bunu daha çok Gaye Erkan için yazdım. Oraya geleceğiz birazdan. Emekliler gündemde. Emeklilere söyleyebileceğim bir şey yok. Belki ilerleyen günlerde bir miktar daha artış verebilirler emeklilere şöyle veya böyle. Fakat artık emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Asgari ücretin altında bir artış verseler, bir iyileştirme yapsalar bile gene asgari ücretin altında kalmaya devam edecek. 17 bin lira asgari, asgari ücret çünkü. Yani 10 bin liradan 17 bin liraya çıkmayacak. E, bu Türkiye'nin geriye doğru uzun yıllardır e, sosyal e, SSK politikalarının, e, SSK, Bağkur ve emekli, emekli Sandığı politikalarının bir sonucu. İnsanlar çok kısa sürede erken yaşta emekli oldular ve o bütçeye bir yük bindirdi ve bu artık sürdürülemezdi. Şimdi emeklilik, emeklilik yaşı 60-65'e çıkar, çıkarıldı uygar ülkelerde olduğu gibi ki öyle de olması lazım. Ama iş işten geçti en son emekli yaşa takılanlarla gene insanlar 48-50-52 yaşında emekli oldular. işte doğum boşlanması gibi askerlik boşlanması gibi filan konularla da işlerini hallettiler. Herkes bir biçimde işini halletmeye çalışıyor. Bir şey demiyorum. Fakat 20-25 yıllık bir çalışma veya prim ödemeyle geri kalan bütün hayatınızı emekli maaşıyla emekli maaşı ve ve belli bir refah seviyesinde sürdürmeyi hayal etmek hayal artık. Yani hayal bile değil rüya. Bunlar geçti. Eskiden bu mümkündü. Yani düşünebiliyor musunuz? Benim çevremde de çok var. Yakınlarında da çok var. Kadınlar 20 yıllık şey çalışmayla, erkekler 25 yıllık çalışmayla emekli sandığında da öyle. Emekli oldular, 40 yaşında, 45 yaşında var yani en yakın birinci derece yakınlarımda var. E 40 yaşında, 45 yaşında emekli oluyorsun. Şimdi gelmişsin 80 yaşına, yani 20 yıl çalışıyorsun, 40 yıl emekli maaş alıyorsun. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu durumun değişmesi gerekiyordu ama işte 40 yıldır, 50 yıldır zamana yayıla, yayıla bu noktaya geldi. Bu konuda en büyük kötülüğü yapmış olan ülkeye ve emeklilik sistemine insanlardan biridir Süleyman Demirel. Erken emeklilik vaadiyle geldi 91'de. Bunu da verdi. 38 yaşında, 37-38 yaşında kadınlar emekli oldu. 1991 2023, 32 sene geçmiş. O gün 37-38 yaşında emekli olanlar hala emekli maaş alıyorlar. Ölmedilerse ki 60-65 yaşına kadar yani yaş ortalamasının da altı olduğu için yaşadıklarını varsayıyoruz. Tunç Şatıroğlu bahsetmiş. Emeklilik sistemi bitmiş. O yüzden herkesin biraz daha yatırımcılık bilgisi edinmesi ve kendi emekliliği için yatırım yapması lazım. Dünya da eskiye göre çok değişti. Evet öyle. Ki yakında Fransa'da emeklilik yaşı birkaç yaş yükseltilecekti. Bayağı bir gürültülü oldu. Çok farklı yatırım araçları var. Alışkanlıkları kırmak zor ama şart. Kutunun dışına çıkmalıyız. Aklın yolu bir ve aklın yolu böyle söylüyor. Mustafa Selanik paylaşmış. Erdoğan Tarım Kredi Kooperatiflerine kooperatif marketleri açıyordu artık açmıyor. Ee, oradaki bir görüntüyü, natural sızma zeytinyağı 5 litrelik 99 TL imiş. Birkaç sene önce. Şimdi 1880 TL. Yani emeklinin maaşını asgari ücret seviyesine getirseniz dahi emekliye bir refah sunmuş olmuyorsunuz. Onun için emeklilerin oturup düşünmesi lazım. Şimdi Ortodoks gelenekçi politikalar Kcsini yazdıran habere geldik. Sözcü gazetesi manşetten mühim bir iş yapmış bugün. Merkez Bankası personeli Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığını söyleyip CİMER'e şikayette bulunmuş. Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'a Merkez Bankası'nda oda ve makam aracı tahsis edildiğini ileri sürmüş. Başkanlık katında 4 yıl protokol görevlisi olarak çalıştım. Erol Erkan bana artık Hafize Hanım'ın yanında çalışacaksın dedi, kabul etmedim falan diyor. Yani çok detaylı bir şey de var dilekçe de var. Orada her şeyi de yazıyor. Uğur Gürses bunu doğrulamış ekonomist, yazar. Çok farklı kanallardan anlatılan bir olguydu baba müdahalesi diyor. Yani bilinen bir konu bu. Teyit ediyor bir, bir yönüyle de. Somut bir başvuruya konu olup kayda geçmiş. Merkez Bankası iletişimini zehirleyen bir aşamaya geçmiş durumda. Başkanın, bankanın Başkan ve yardımcılarından oluşan bir yönetim komitesi var artık onların da sorunu demiş. Evet öyle ve şu ana kadar da herhangi bir yalanlama veya tekzip gelmedi. Evet bu eleştiriliyor ya sen yurt dışı tahsilli bir insansın yurt dışında sana bunu mu öğrettiler falan deniyor Gaye Erkan'a buradan yükleniliyor falan ama yani Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek ikilisinin ekonominin başına gelmesiyle ortodoks politikalara geri dönüş bir yönüyle ironi yapıyorum tabi geri dönüş e, mesajı verilmişti değil mi? İşte ortodoks politikalar ne demek? Genel kabul kabul görmüş gelenekçi politikalara dönüş demek. E Türkiye geleneği de bu. Biraz önce Hatay Belediye Başkanı'nın birinci derece akrabalarının 42 kişinin belediyede kadrolaşmasını CHP'si sağ solu falan fark etmiyor. E, ekrana getirdim. E, i̇ktidarda da böyle. Tam ortodoks politikalar yani. Türkiye ortodoksu. <laughs> Bir yönüyle evet. Adliye'de şeriat sloganları atılmıştı. Haftanın gündemlerinden biri. Ahmet Hakan bunu e, olumlarken şöyle diyor. 100 kişinin yaşasın şeriat sloganı atmasıyla cumhuriyete bilim zarar gelmez. Olaya olduğundan daha büyük anlamlar yüklememek lazım. Mübalağaya gerek yok yani. Tamam öyle de 100 kişi yaşasın özgürlük falan dediğinde hemen başına biniyorsunuz. Zaten onu diyemiyor insanlar. Birkaç kişi bir araya geldiğinde ya tek başına eylem yapmaya çalışan Cemal Yıldırım örneği. Tek başına eylem yapmaya çalışan insana bilmem kaç tane sivil müdahale ediyor anında. Yani yaşasın şeriat demek özgürlük öbürü değil. Bir de öyle bir tarafı var yani. O arada Anıtkabir'de şeriat sloganına 9 yıl hapis sistemi. Anıtkabir'de de benzer bir slogan atılmıştı. Şimdi dok diyelim ki mahkum oldular bu insanlar. Böyle bir slogan attıkları için ve 9 yıl yattılar. 9 yıl hüküm giydiler. Karşı mahalleden ya bir dakika kardeşim yani yaşasın şeriat e, kahrolsun cumhuriyet dedi diye böyle slogan attı diye bir insan 9 yıl hapis cezasına çarptırılır mı falan diye de bir itiraz gelmez. Yani Türkiye o kadar kabilelere bölündü ki her kabile hukuku kendi için istiyor ya da karşısındakini bitirmek için istiyor. O da sakat o da sakat. Yani. Ama ee, hukuka nasıl dönülür? İki örnek getireceğim. Yasemin'in 20 yıl çığlığı 2021'de Yasemin uzun çelebinin yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız indirim uygulanmadan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Ablası haberi iletirken e, çığlık çığlığa bağırdı Yasemin. Çok sevindi. Abla adalet yerini buldu demiş. Şimdi bu cezaların uygulanması gerekiyor. Uygulandığı zaman da aşağı doğru Evet ben bunu aklımdan geçirsem bile yapamam. Yaptığımda benim hayatım söner denmesi gerekiyor. Tıpkı gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Canan Çeviren'i ofisinde katledilen Ferhat İnce'ye verilen müebbet cezası gibi. Ki Ferhat İnce'nin olay yerinden ayrılmaması ve kendini polise ihbar etmemesinden dolayı ceza indirimi alabileceği falan söyleniyor. Şimdi şöyle bir olay fotoğrafı yaklaştırayım. Yani bu, bu şekilde kameralara takılmış bir cinayet yani kesin. 46 yaşındaymış burada katil. Katil zanlısı da denmiyor çünkü artık hani tamamen yakalanmış şey gibi yani suç üstü yakalanmış gibi bir durum var. Zaten saklamıyor da her neyse tüm boyutlarıyla suç ortaya çıkmış durumda. Bütün hayatı cezaevinde geçecek. Ama yakın zamana kadar işte 8-10 sene sonra çıkıyorlardı bu insanlar. Ya da böyle bir eylemi yaparken ne yapayım 8 sene yatarım. Neticede temizlemem gerekiyordu bu durumu falan diye düşün. Bu böyle düşündürtmemek gerekiyor yani. Sınırlarımızın dışında ateş çemberi 24 saat içinde İran balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla 3 ülkeyi vurdu. Ve devrim muhafızları... İran devrim muhafızları... İran medyası da bu olayları doğruladı. Önce Irak ve Suriye nin kuzeyini vurmuştu. Şimdi Pakistan'ı vurdu. Ve son derece ciddi, dehşet verici gelişmeler yaşanıyor Orta Doğu'da ve e, ikinci ya da üçüncü kez söylüyorum artık düşük, düşük yoğunluklu savaşa geçilmiş durumda. Mesela artık İs İsrail'in Gazze'yi işgalinden ibaret değil. Pakistan Perşembe günü yani bugün İran içinde ayrılıkçı militanları hedef alan saldırılar düzenlendiğini açıkladı. İslamabad'ın saldırıları Tahran'ın Pakistan toprakları içindeki İsrail bağlantılı militan üstlerine yönelik saldırısından iki gün sona geldi. Evet. İran'ın doğusunda terör yuvaları olarak değerlendirdiği hedeflere. Bir de böyle bir durum var. Vekalet savaşları yürüyor. Yani bir takım ülkeler bir takım ülkelerdeki bir takım grupları veya örgütleri silahlandırarak, askeri eğitim vererek veya destekleyerek eyleme kışkırtıyorlar. Veya şiddete kışkırtıyorlar. Her neyse saldırıya kışkırtıyorlar. Onun üzerinden bir vekalet savaşı yürüyor. Tabi o gruplar karşı cephe tarafından terör örgütü veya eylemlerde terör olarak değerlendiriliyor. Bir savaş çıktıktan sonra artık terör, terörist, terör örgütü diye bir şey ortada kalmaz. Sadece bir taraf diğerine sadece bu şekilde suçlama yöneltir. Olayı bütün boyutlarıyla e, vekalet savaşları çerçevesinde ve mekan, mekani içerisinde analiz etmek gerekir. Yoksa ezbere her e, teröre veya her terör örgütü filan lafına e, gazetecilik yönüyle de e, saplanmamak gerekiyor. Ceyş el Azıl adlı militan grubu hedef almış. İran, Pakistan'da. Evet. En aktif ve etkili sünni militan grup olarak geçiyor. Yani bu şekilde söylenebilir. Sünni militan grup olarak diyebilirsiniz. Ama İran, İran için o terörist. Pakistan için de İran'dakiler terörist. İşte Amerikalılar için de Yemen'dekiler terörist filan. Şimdi birazdan oraya da Bakacağız. İran Dışişleri Bakanı İsrail'e yönelik saldırılar Gazze Savaşı biterse sonlanır diyor ki zaten İsrail gerek Pakistan gerekse önceki, önceki Suriye ve Kuzey Irak'a dönük saldırılara e, saldırıların İsrail odaklı olduğunu ve Mossad karargahlarının vurulduğunu ya da ona ya da Mossad'a hizmet eden insanların vurulduğunu açıklamıştı. Kızıl Deniz'deki hareketlilik devam ediyor artık saldırıların üçüncüsü mü dördüncüsü mü sayamıyoruz husilere yönelik olarak Kızıldeniz'de gemi İsrail'e giden gemi yolunu kesen ya da oradaki gemilere İsrail'e giden gemilere saldırılan husilere Amerika İngiliz güçleri saldırılar düzenliyorlar. En son Husi milislerine ait 14 fırlatılmaya hazır füze imha edilmiş vesaire tabi bu arada ticarette Afrika'nın güneyine Ümit burnuna eski adıyla fırtınalar burnu oraya kaydı ve tabi bu birkaç hafta uzamaya ve maliyetlerin artmasına yol açıyor ciddi bir tedarik sıkıntısı da söz konusu. Yani İsrail meselesinden dolayı başta Avrupa bütün dünya tedarik sıkıntısı içerisine girdi. Otomotiv, otomobil fabrikaları pek çok fabrika ve üretim tesisi artık siparişlerini vaktinde teslim edememeye başladı veya artık ürün ve hizmetlerde pahalanma söz konusu. Bir Gazze meselesinden bütün dünyanın nasıl etkilendiğini görüyorsunuz. Yani bölgesel savaş, küresel ekonomik sıkıntıya yol açmış durumda yani bir saldırı bölgesel savaşa bölgesel savaşsa küresel ekonomik sıkıntıya hepsi birbiriyle bağlantılı sonra Türkiye'de gazeteler birkaç defa eleştirdim kısa analiz de çektim bu konuda ama değişmiyor yeni bugün hürriyetten getiriyorum kahramanlar terör inlerini yıktı e, yarın öbür gün aynı noktaya 3. saldırı olduğunda hani inlerini yıkmış, yıkmıştınız diye sormayacak mı kamuoyu dilimizde tüy bitti sorması gerekiyor Dönelim Amerika'ya. Amerika'da Iowa'dan başlayarak yeni ikinci e, ön seçim yapılacak e, eyalette New Hampshire. E, Trump geliyor, gümbür gümbür geliyor. Iowa'da ipi önde gösterdi. New Hampshire'da gene rakiplerine göre şanslı olduğu ifade ediliyor. Mart ayında bu dananın kuyruğu kopar deniyor. Ama Cumhuriyetçilerin %70'i Trump'ın başkanlığını, ikinci dönem başkanlığını destekliyor. Ee, Trump da e, Putine Putin e terörist diyor musunuz veya Putine katil diyor musunuz e, gibi bir soru yöneltildiğinde e, Fox News'taki ki Fox News Trump politikalarını destekleyen bir kanal e, Amerika çok mu masum Irak'ta yaptığını Irak'ta yaptığımız ortada falan gibi bir cevap verdi. Bir de böyle bir tarafı var Joe Biden ise Demokrat Parti'nin adayı olarak ikinci dönem için e, hevesli ve e, yarışa giriyor. Ee, ve muhtemelen aday olacak öyle görülüyor çünkü karşısında herhangi bir rakip yok şu anda adaylar işte Mayıs Hazirana kadar netleşecek ön seçimlerden veya işte aday mekanizmaları falan neyse kendine göre bir takım pros prosedürleri var ve bu iki lider şu anda çok muhalif bir rüzgar esmezse Kasım ayındaki seçimde yarışacaklar ee, diyecek bir şey yok her iki liderde yeni bir şey vaat etmiyor ama Trump daha çok Cumhuriyetçi seçim, seçmene ve e, bir takım komplo teorileri, bir takım kendi gerçekleri filan üzerine bina ettiği politikalarla ve daha yalın, daha kısa cümleler kurarak falan bir propaganda götürüyor. Ve bu tesirli oluyor. Tesirli olduğu için de rakiplerinin önünde götürüyor. Yani Cumhuriyetçi Parti'deki rakiplerinin de DeSantis başta önünde götürüyor. Son notumuz e, Alper Gezer Türk ilk Türk astronot olacak uzayda. 36 saatlik yolculuktan sonra uzay istasyonuyla kenetlenecekler. Uçuş 20, 20 fırlatma daha doğrusu 24 saat ertelendi. Cuma gününün ilk dakikalarında, ilk saatlerinde bu gerçekleşecek. NASA'nın YouTube kanalında da canlı yayında izlenebilir. Bir koalisyon söz konusu. Amerika, İspanya, İsveç, İtalya ve Türkiye'den 4 astronot. Türkiye'nin buraya ödediği para vesaire falan konuşuluyor ama uzayda ilk Türk astronotu olması yönüyle mühim bir deneme. Evet, halkın vergileriyle oraya ciddi bir e, finansman aktarılmış durumda. Ama bu bir turistik seyahat değil. Bir takım deneyler gerçekleştirecek. Şu olacak, bu olacak. 13-14 gün sürecek bir seyahat ve içeride de bu bir propaganda olarak elbette AKP tarafından, saray tarafından pazarlanacak. Neyse ne. Ama ben bir turistik seyahat olarak görmüyorum. Mühim bir e, girişim olarak görüyorum ama bu hani yerli ve milli midir? Hayır, yerli ve milli değildir. Yerli ve milli nedir? Uzaydaki ilk insan Yuri Gagarin'dir. Yuri Gagarin Sovyetler Birliği'nde o dönem 1961'de. Sovyetler Birliği imkanlarıyla uzaya çıkan ilk insan ve ilk insan olarak da tarihe adını yazdırdı. Tümüyle Sovyet olanaklarıyla yapılan bir geziydi o. fetihti veya bir ilkti neyse. Bitirirken İngiltere'den, Kraliyet ailesi iki sağlık sorunuyla karşı karşıya. İlki prostat büyümesi nedeniyle kral önümüzdeki haftalarda bir operasyon geçirecek. Prostat özellikle erkeklerde son derece yaygın bir rahatsızlık. Siyahlarda daha yoğun. Her 8 erkekten birinde böyle bir risk var. Siyahlarda her 4 erkekten birinde. 50 yaşını geçmiş her 3 erkekten birinde prostat rahatsızlığı var. O açıdan kralın başına gelen... Ee, ...sürpriz değil... ...o arada... ...müstakbel kraliçe Kate... ...onun bir e, karın bölgesinden... ...kadın rahatsızlığı deniliyor... ...ama çok fazla ayrıntı verilmiyor... ...karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği... ...ve birkaç ay... ...dükkanı kapadığı yönünde... ...Paskalya sonrasına kadar... E, ...izne çıkmış durumda... ...kraliyet ailesi... ...bir ameliyat bir de... E, ...ameliyat haberiyle... E, sağlıkla sınanıyor. Öyle söyleyeyim. Britanya'da ana gündem buydu. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Yarın haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.